Türkiye'li təhlükəsizlik eksperti Abdullah Ağar bizimle birbaşa bağlantıda olacak. Abdullah Bey, sabahınız xeyir. Günaydın. Necəsiz? Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Sizler de duyabiliyorsunuz. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Son hadiselerle bağlı sizin de fikirlerinizi öğrenmek istedik. Sizce bölgedeki vəziyet Azerbaycan'ın keçirdiği lokal antiterror tedbirlerinden sonra nece değişecek? Ne düşünürsünüz? Şimdi Azerbaycan aslında kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleştiği için Azerbaycan devletinin ve ordusunun ortaya koyduğu başarı çok anlaşılamadı. Şimdi şöyle söylemeliyim. Birinci Karabağ Savaşı sırasında Ohanyan hattıyla uğraşmıştık ve çok ağır zayiat vermiştik. 2914 askerimiz şehit olmuştu. 11 askerimiz yaralanmıştı, gazi olmuşlardı. Şimdi Birinci Karabağ Savaşı'ndan çıkartmış oldukları derslerle şimdi de Hankendi'nin, Hocavent'in, Askeran'ın, Ağdere'nin, Hocalı'nın etrafına benzer tahkimatları yaptılar ve kademeli olarak yaptılar. Şimdi Azerbaycan ordusu karşı karşıya kalmış olduğu bu terörist yapılanmayı görerek çok ince bir hazırlıkla çok muazzam bir harekatın altına imza attı. Yani bu tür harekatlarda sivil kaybın olması da çok mümkün. Çünkü Ermenistan ordusu orada yaşayan sivil halkı bir şekilde dizayn etti. Yani nasıl dizayn etti? Gayri nizami harp yapılanması olarak dizayn etti. Onların içerisinde terörist unsurlar, milis unsurlar, gerilla unsurlar, yeraltı unsurlar ve lojistik unsurları yarattı. Oradaki Ermenistan ordusuna bağlı ama Paşinyan'ın kasıtlı olarak kabul etmediği Ermenistan ordusunun konvansiyonel unsurlarıyla beraber. Bir kere bir yıldırım harekatı, bir baskın harekatı ve bununla beraber ortaya çıkan, kısa sürede ortaya çıkan temel bir gerçek. İradelerini kırdı. Yani şunu söyledi Azerbaycan devleti. Eğer dedi benimle mücadele etmeye kalkarsan bunun sonuçları senin için çok daha ağır olur. Şimdi bu minvalde bir diğer tarafıyla da zaman kazanmak ve Azerbaycan'ı suçlamak ve Azerbaycan üzerinde baskı yaratmak niyet ve maksadıyla da bir şekilde Rusları, arabulucu, Rus barış gücünü arabulucu tayin ederek bir şeye başladılar. Müzakere sürecine başladılar. Müzakere süreci tabii uluslararası hukuka uyduğumuz için insan hakları, uluslararası hukuk gibi bu müzakere sürecini elbette işleteceğiz. Bir diğer tarafta görmüş olduğumuz bir gerçeklik var. Yani sonuçta şu an Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri şu an Rus'un arkasında kalan alanlarda terörist faaliyetleri yapan Ermenileri ve o Ermenilere angaje olmuş oradaki 50 silahlıları bir şekilde etkisizleştirmeyle ilgili operasyon zaten başlamış durumda. Yani burada inisiyatif Azerbaycan devletinin ve Azerbaycan ordusunun elinde. Ama bu sürecin son derece hassas gelişebileceğini, Azerbaycan'ın tekrar baskılarla, manipülelerle ve tuzaklarla karşı karşıya kalacağını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu noktada Paşinyan yapmış olduğu hamleler son derece dikkat çekiyor, ilgi çekiyor Ermenistan. Yani ne dedi? Buradaki Ermeni ordusunun dedi, bizimle bağlantısı yok dedi. Yani buradaki silahlıların Ermenistan'da bir bağlantısı yok dedi. Bunlar bizim askerimiz değil, bunlar bizim ordumuz değil. Şimdi bunun bir karşılığı var. Bunu aynı zamanda şunda da birleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu mücadele sırasında daha önceden hatırlarsınız, Basar Geçer'den, Göce'den bize ateş açmışlardı. Oralardan işte pualar kaldırmışlardı, intihar dronları kaldırmışlardı, helikopterler kaldırmışlardı ve onlarla Azerbaycan ordusuna saldırılar düzenlemişlerdi. Örnek olarak veriyorum bu olayı. Ve diğer tarafta her zaman sınır boylarında Azerbaycan ordusuna karşı saldırıları vardı. Şimdi Paşinyan bu evrede dedi ki kesinlikle dedi Ermenistan tarafından Ermenistan'da mevzilenmiş Ermeni askerler Azerbaycan ordusuna ateş açmasınlar. Şimdi bunun da bir anlamı var. Bunlar ne için? Bu temel denklem içerisinde Ermenistan'daki bir takım şeyler, mekanizmalar Azerbaycan'ı işte insan haklarına uymadığı doğrusunda uluslararası alanda sıkıştırmak üzere bazı soruşturma girişimlerinde bulundular. Şimdi bunların hepsi bana sorarsanız Zengezur koridorunu kurtarmak için. Yani Zengezur koridorunu şu an yapılan müzakereleri dışarısında tutmak için. Yani Ermenistan bu işin muhatabı biz değiliz.
Bu işin muhatabı Karabağ'daki yerel unsurlardır. İşte o sözde Artsakh denilen terör devletinin unsurlarıdır. Onlarla görüşür. Hayır, bu meselenin asıl muhatabı Ermenistan'dır. Ve bu Tabii konuda ki. konuşulacak en önemli alan da sadece burası değil, bir diğer tarafıyla Zengezur koridordur ve Ermenistan'ın bir barış görüşmesi yaparak, bir barış anlaşması yaparak şu ana kadar üretmiş olduğu bütün zararını tanzim etmesidir. Bakın şimdi barış anlaşması dediğim zaman şu gerçeği hiçbir zaman unutmayın. Bizim 1 milyondan fazla insanımız kaçkın ve göçkün durumuna düştü. Burada 30 yıl boyunca bizim topraklarımızı nahak yere işgal ettiler, istila ettiler ve burayı istismar ettiler. Buradaki madenlerimizi çaldılar, değerli kaynaklarımızı çaldılar. Toprağımızı sürdüler, burada tarım yaptılar, ticaret yaptılar. Şaraplarını yaptılar, şaraplarını gittiler Fransalarda sattılar. Şişesi 2000 eurodan şundan bundan. Burada çok büyük bir insanlık suçu işlendi arkadaşlar. Tabii ki. Şimdi bu bedeli ödemesi gerekiyor Ermenistan'ın. Bir diğer tarafıyla Zengezur Koridoru savaşın hakkıdır. Bu hakkı vereceğini 44 günlük muharebeden sonra kendisi deklare etti. Bir diğer tarafıyla da Azerbaycan toprak bütünlüğünü kabul ettiğini sözlü değil artık yazılı metinle imzalayacak. Çünkü bütün bunların hepsi son derece hassas konular, uluslararası hukuka karşılık gelen konular ve Ermenistan bu sorumluluklarından ve yükümlülüklerden kurtulmak için topu Karabağ'daki şeyleri düzenine atıyor. Ermenilerin üzerine atıyor. Hayır. Bu işin asıl bedeli ödemesi gereken Ermenistan'dır. 30 yıldır yapmış olduğu bu insanlık suçlarının mutlaka bedelini ödemek zorundadır ve Zengezur Koridoru açmak zorundadır. O yüzden çok dikkatli davranması gereken bir süreç. Bir Elbette. Diğer tarafıyla kolay olmayacağını, olamayacağını öngörmemiz gerekiyor ama gönlünüz ferah tutun. Ben Azerbaycan ordusunu tanıyan bir kişi olarak, onu kudretle tarihle bilen bir kişi olarak zor da olsa, şehit de versek, zayiat da versek bir şekilde Azerbaycan ordusu ayrılıkçılara karşı eline silah almış. Bu işte terör faaliyetleri icra eden, işte gerilla faaliyetleri icra eden, bir diğer tarafıyla işte yeraltı faaliyetleri icra eden, milis teşkilatları icra eden ve Azerbaycan ordusunu sivillerin içerisine, sivillerin arkasına saklanıp vurmaya çalışanlarına mutlaka ve mutlaka baş etmeye başarabilecektir. Azerbaycan ordusunun buna kudretli kabiliyeti vardır. Teşekkür ederim. Minnettarım Abdullah Bey. Etraflı malumatınıza göre, fikirlerinize göre, değerli fikirlerinize göre, Azerbaycan'la bağlı, Azerbaycan ordusuyla bağlı düşüncelerinize göre.